Kadim. Kadim gelsene diyorum. İster. Hadi. Şimdi biz Antalya bölgesi ve Muğla bölgesinde oluşan orman yangınlarına ilk günden beri takipteyiz Büyükşehir Belediyesi olarak. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'nin talimatıyla 4 araç, 9 personel olay bölgesine yönlendirdik. Olay bölgesinde ekibimizin bir kısmı Antalya bölgesinde yangınlara mücadele etti. Bir kısmı ise Muğla bölgesinde mücadele etti. Oradaki ekiplerle birlikte koordineli bir şekilde orada bulunan olaylara müdahale ettiler. Can sipara bir şekilde olayın sonuna kadar, olay bitene kadar ekiplerimiz oradaydı. Bugün itibariyle dönüşlerini yaptılar. Aslında ilk buradan çıkarken yolculuğa başladığımızda zaten gönüllü olarak, istekli olarak gittik. Bütün arkadaşlarımızın arzu ettiği gibi biz de çok arzulu, istekli oraya, bölgeye gitmek için can atıyorduk. Yolda başladı her şey. İlk durağımız bir yemek yeme yerinde vatandaşlar yemek paralarımızı vermek istediler. Daha o zaman milletimizin maddi, manevi desteklerini, dualarını üzerimize hissettik. Sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu anladık. Daha sonra olay yeri vardığımızda görev bölgemiz Manavgat ve civar köyleri olduğunu öğrendik. Sevk edildiğimiz yerlerde ekip arkadaşlarımızla birlikte, daha önce bizden 2 gün önce giden ekiple birlikte birleşip müdahale ettik verilen her görevi bir şekilde bitirebilmek için. Her görev sonrası yeni bir görev verildi. Özellikle Kızıldağ bölgesi çok riskli bir bölgeydi Manavgat'ta. Oraya konuşlandık. Çünkü 270 haneli bir köydü. 20 hane kalmıştı. Geri kalan boşaltılmış. Bizden orada olmasıyla beraber halk, köylü tekrar geriye döndü. Bu da bizi sevindirdi. İlk andan beri hep hissettiğimiz şuydu. Her yerde, her şekilde milletimizin sağcısı, solcusu, her görüşte, her ne olursa olsun tek yumruk, tek birlik, tek beraber, tek millet olduğumuzu, devlet olduğumuzu görmüş olduk. Halkımızı orada dualarıyla, destekleriyle, her türlü sivil toplum kuruluşları, resmi kuruluşların da desteğini gördükten sonra vatandaşımız da, oradaki mağdur insanlarımız da bu güveni gördükten sonra da devletine daha fazla olan inancını, isteğini, arzusunu ve geri dönüşünü hızlandırmış olduk. Bu da bizi son derece mutlu etmiş oldu. Arkadaşlarla yaşadıklarımız, bizden 2 gün önce arkadaşlarımızın ölümden döndüğünü, görüntüsünü görmüş olduk. İzledik dehşetle. Yani onlar bile nasıl çıktıklarını oradan bilmiyorlar. Allah'ın yardımıyla, milletimizin duasıyla. Aynı şekilde biz de birkaç defa ters rüzgar yakalandık. Yani biz de nasıl çıktığımızı bilmiyoruz. Ama inancımızı hiç kaybetmedik. Hiçbir zaman korku, endişemiz olmadı. Çünkü bu aziz milletin desteğini gördükten sonra bizler için korku nedir? Değil, sadece görevimizi bitirip, işimizi tamamlayıp tekrar ilimize, yani mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde dönmek istedik. Yani şöyle söyleyeyim, devletimiz bu aziz milletle ömür boyu, sonsuza kadar var olacaktır. Her gittiğimiz yerde ne kadar kurtarma ekibi varsa, resmi kurumları, Kızılay başta olmak üzere, herkese, tüm kurumlarımıza ama özellikle de aziz millete çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Her gittiğimiz yerde, alışveriş yapmak istediğimizde, bir şeye ihtiyacımız olduğunda hep imdadımıza koştular. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. O yüzden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz aziz milletimize. Var olsunlar. Tamam. Bartu.